Merhaba, bu hafta Airport'ta bir hostesi, Türk Hollandan Gamze Hançer'i ağırlıyoruz. Gamze hoş geldin. Hoş bulduk. İlk konumuz şu, gündemde olan son günlerde sizi de rahatlatacak mini tabletler. Evet. Artık sizin için herhalde önemli bir rahatlık sağlayacağı gibi hizmet kalitesi anlamında da yolcuya bakan taraflarda olacak diye düşünüyorum. Evet, kesin. Ne zaman bu iş tam anlamıyla hizmete girecek? Mart ayı itibariyle mini tablet dağıtımlarımız başladı. Kabin amirlerimize ve sorumlu kabin amirlerimize. Mart sonu itibariyle eğitimlerle birlikte hem teslim alma hem eğitimlerin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu süreç oluşuyor. Evet. Ve Mayıs ayı itibariyle de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Şu an yanılmıyorsam bu işin eğitimlerini sürdürüyorsunuz. Evet, teslim alma ve eğitim süreci. Biz şimdi bundan ne bekleyeceğiz? Mesela siz mini tabletle hangi işlerinizi çözeceksiniz? Tüm doküman, evrak işlerimiz, uçuşa ait olan tüm evraklarımızı artık mini tablet üzerinden yapacağız. Ve anında olacak. Yani internet bağlantısı olacak. Bağlantımız olacak. Merkezimize anında bilgilendirme yapabileceğiz. Yolcu anlamında da yolcumuzun konforunu sağlayabilmek açısından da gerekli bilgilendirme yapıldığı için yolcumuza da geri dönüşler daha hızlı olacak. Mesela ben bir uçuşta denk gelmişti. Diyelim ki bir koltuk giderken arızalı. Evet, bu arızayı daha hızlı mı bildireceksiniz? Tabii bilgisini hemen vermiş olduğum zaman karşı istasyondan da teknik ekip hani bizi karşılayacak ve arızanın giderilmesiyle ilgili, giderilemiyorsa onunla ilgili önlem alacak. Önlem alınacak. Belki hani oraya yolcuyla ilgili alınmaması. Daha önce mesela bu mini tablet gündeme gelmeden önce bu işler hep kağıt kalemle yapıyordunuz. Evet, bu şekilde yapıyorduk. Biraz daha zaman alıyordu. Çözümü de değil mi? Tabii ki zaman alıyordu ve hani kağıt israfı, tasarruf yapmak istiyoruz artık. Kağıt tasarrufu. Bununla ilgili de çok büyük bir adım aslında. Yaklaşık 8 yıllık bir meslek yaşantın var. Evet. Önce şunu sorayım. Ne umuyordun, ne buldun? Şu an tabii umduklarımın, hayallerimin çok üstesine çıktım. Evet. Kısa sürede kontrol amiri olmuşsun. 5 yılın sonunda, 5 yıllık bir tecrübenin sonunda. Önceden bu şey, yani önce desem 2000'li yıllarda bu kadar kısa sürede amir olmak, kontrol amiri olmak, purser olmak, hele uzun hatlarda uçmak öyle 5 yılda falan imkansızdı. Evet, tabii gittikçe büyüyen bir şirketimiz bir filodasınız. Var. Gittikçe kurumsal bir şirketteyiz zaten. Evet. Bu kurumsallığın içinde var olabilmek için çok eğitimler alıyoruz. Kişisel donanımımız çok fazla oluyor ve bize çok ayrı değerler katıyor bu anlamda. Ben 2006 yılında Türk Hava Yolları ailesine başvurduğum zaman THY açılımını kendimce yapıyordum ve onu hala devam ettiriyorum sanırım. Nedir benim için açılım? Tutku, hedef, yetenek. Evet. Kabin memuru olmak için bir tutkum vardı. Hedeflerim doğrultusunda da bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Yeteneklerimi de Türk Hava Yolları sayesinde keşfediyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla şimdi dışarıdan işte bu işin renkli tarafını görüp adım atmak isteyenler girdikten genellikle 3-4 yıl sonra bir kariyer planı, kariyer hedefi anlamında sıkıntılar yaşıyorlar. Yani burada kalırsam nereye kadar giderim, ayrılırsam ne olur, ne yapayım diye. Sizdeki kariyer planı nedir, hedefin aşamalar nedir, kabin memuru? Öncelikle kabin memuruyuz, evet. Uçuş personeliyiz. Belli bir tecrübeden sonra kabin amiri oluyoruz. Kabin amiri olduktan sonra çeşitli eğitimlerle ve kendi kişisel eğitimlerimizle de kabin hizmetleri başkanlığı bünyesinde ek görevler alabiliyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızın eğitimine veyahut da destek anlamında diğer hizmetler için. Evet, bunlar da bizim önceliğimiz oluyor. Ve daha sonrasında sorumlu kabin amirliği mertebesine ulaşıyoruz. Uçuştan ne kadar önce siz geliyorsunuz meydana briefing için? Kısa uçuşlarımızda bir saat önce alanda tüm ekip arkadaşlarımızla hazır bir şekilde bulunuyoruz. Bulunuyorsunuz. Ekibimizle tanışarak briefinglerimizi yapıyoruz. Uzun uçuşlarımızda 1,5 saat önce. Önce kendi aranızda ne diyelim
kabin memurları olarak bir toplanıyorsunuz. Toplanıyoruz. Sonra evet. Uçucu ekip olarak buna kaptanlar dahil oluyor. Evet, uçuş ekibimizle tanışıyoruz. Evet. Ve uçağa tam ekip olarak geçişimizi sağlıyoruz. O buluşma esnasında ne gibi briefingler alıyorsunuz? Gideceğimiz yer hakkında aslında hazırlığımız bir gün önceden başlıyor. Bir evet. buçuk saat gibi gözükse de bir gün önceden başlıyor. Son bir buçuk saat sadece tanışma ve son artık çeklerimizi, kontrollerimizi yapma noktasında beraber bir araya gelerek gidecek hat hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yani tekrarlıyoruz bilgilerimizi aslında, yeniliyoruz, tazeliyoruz. Tüm evrak kontrollerimizi yapıyoruz. Uçuşun saati, menzille ilgili olarak. Yolcu profiliyle ilgili de bir bilgi veriliyor mu? Şöyle hasta yolcumuz var, şöyle yolcu var, çocuklu yolcu var. O aşamada? Evet, bu aşamada da yolcu bilgisini de alarak tüm ekibimizle paylaşarak hani daha dikkatli ve özverili oluyoruz. Hani bir çocuk yolcumuz varsa ona daha özenli oluyoruz. Tüm uçuş boyunca yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Farklı güvenlik açısından bir durum varsa yine yolcumuzu her an hani biz hep zaten teyakkuzda oluyoruz. Şimdi burada briefingi aldınız, geldiniz uçağa. Uçağın kapısında da bir karşılama seremonisi var. Evet. Değil mi? En güzel tarafı orası. En güzel tarafı. Aslında siz orada bir nevi de yolcunun profilini mi, fotoğrafını çekiyorsunuz. Evet. Biraz yolcu hakkında ön bir bilgiye sahip oluyoruz ve hani daha proaktif olabilmek açısından yaşanılabilecek bir durumda. Çünkü bizim için güvenlik önemli. Hani herhangi bir durumda seçebileceğimiz yardımcı yolcumuz kim olabilir diye. Aslında önceliğimiz bu. Kapıda bu karşılama esnasında neye göre personel veyahut da kabin memuru tayin ediyorsunuz? Kim karşılar mısın? Tabii ki öncelikle kabin amiri karşılıyor ve bir kabin ekibi üyesiyle birlikte. Tabii bazen açıkta olduğumuz zaman arkadan yolcumuz önde, arka, iki girişli olabiliyor. Arkadan da kabin ekibimiz karşılıyor. Bir de sizin mesela az önce söyledim ya, başlangıçta kısa uçuşlarda başlıyorsunuz. İşte 3-4 saatlik yurt içi veyahut Avrupa. Ama daha sonra uzun uçuşta devreye girince bu sefer yatılar devreye giriyor. Yani evet. Gittiğiniz yerde kalıyorsunuz. Evet. Dinlenmeniz gerekiyor. Bu tarz uçuşlarda neler yapıyorsunuz? Mesela -20'ye giderken biliyorsunuz neler olacağını. Bir yabancı bölgeye ilk defa giderken olayla ilgili nasıl bir hazırlıkla gidiyorsunuz? İlk defa uçuyorsunuz diyelim. Her seferinde aslında... Çünkü her personel her yere her zaman gitmiş olmuyor. Gidemiyoruz, evet, doğru. Ne gibi uyarılar alıyorsunuz? Uçuşumuz... Bilgilendiriliyorsunuz. Uçuşumuzda dediğim gibi hep bir gün önceden başlıyoruz aslında. Gidilen konum, yer, kültür özellikleri, yemek farklılıkları, iklim farklılıkları. Bunlara göre valizimizi hazırlıyoruz. Evet. Buna göre önlemler alıyoruz. Gittiğiniz yerin turistik, tarihi yerlerini geziyor musunuz? Diyelim ki Los Angeles'a 5 defa gittin, 6 defa gittin, artık 10. defada gidiyorsun. Bu defa ne yapıyorsunuz? Artık öyle olduğu zaman ekipte mutlaka birisi araştırma yapmış oluyor. Evet. Ve hep yönleniyoruz. Yani bir program varsa hep birlikte yapmaya çalışıyoruz o programı. Ve gezmeye, görmeye ve yerel tatları varsa tatmaya, mutfakları tatmaya tabii 8 çalışıyoruz. 8 yıllık süreçte mesela emergency olarak acil iniştir, türbülanstır. İşte havacılıkta yaşanılacak ve senin tecrübe haline kaydedilecek ne yaşadın? Benim değerlendirebileceğim en zor durum uçuşlarda sağlık sorunu yaşayan yolcularımız evet. oluyor. Yakın zamanda ben de bir inişimize 15 dakika kala bir bayan yolcumuz tüm belirtiler kalple ilgili bir sıkıntı oluştuğunu göstermişti. Ve inişimize 15 dakika var. Tüm tedbiri de almak zorundayız. İnişle ilgili diğer yolcularımızın da güvenliğini sağlamak durumundayız. Ama yolcumuza çok zamanında doğru teçhizatla ve tüm kabin ekibi olarak müdahale edebildik. Sürekli kokpitle iletişim halindeydik. Evet. Zaten çok da kısa bir süre kalmış olduğu şanslıymışsınız için. Şanslıymışsınız zaten inişteyken. Evet, inişteydi. O yüzden hemen önceye tabii bizi önce almalarını istedik.
ambulans hazırdı. Her şeyi evet. hazırlandı. Hani yerle de irtibata geçerek tüm hazırlıkları yaptık. Ve kendisini sağlıklı bir şekilde hastaneye sevk ettik. Bir vukuatta yaşanmadı diyorsunuz. En zor durum bu olarak değerlendirebilirim. Hani yolcular açısından. Yolcular, böyle türbülans falan yaşadığın oldu mu? Emergency olabilecek. Evet, yoğun bir türbülans yaşamıştık. Evet. Öncesinde tabii hemen önlemimizi alıp ama bir hamile yolcumuz vardı o uçağımızda da. Kendisi çok endişelenmiş olduğu için bir kabin ekibi arkadaşımız kendisiyle birlikte inişi gerçekleştirdi. Evet. Sürekli konuşarak, anlatarak evet. O şekilde tamamlamıştık. Peki son sorumu sorayım. Uçuş planları yapılırken en fazla uçmak istediğin meydan neresi? Hep oraya uçsam dediğiniz, bütün hosteslerde, kabin personelinde var böyle bir şey. Bir beğenmedikleri yer olur, evet. yani hoşlanmadığınız yer. Bir de çok hoşlandığınız yer. Nerede rahat ediyorsunuz? Aslında her noktada rahatız. Yani... Klasik cevap istemiyorum. Peki. Yani şehir olarak beğenirsin, şehir meydan olarak beğenirsin. Şehir olarak New York sanırım. New York'u seviyorsunuz. Yoğunluğu mu, neyi? Havası mı, atmosferi mi? Yoğunluğu ve artık bilmiş olduğumuz yolcu profili. Evet. Ve ikram hani çok fazla olduğu için zaten yolcumuz inanılmaz memnun iniyor. Evet. Biz de indiğimiz zaman tabii o New York'un havası. Neyi nerede bulacağınız belli. Ve o New York'u hak etmiş olduğumu düşünerek iniyorum. Diyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana en kısa zamanda bir New York yolculuğu hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.